Beyaz Saray'da başkanın şerefine bir davet verilmekteydi. Senatörler, kongre üyeleri, askeri subaylar ve kabine üyeleri Lincoln'un tekrar seçilmesi ve Güney'in kaçınılmaz mağlubiyetinin zafer şenliğini kutlamak için toplanmaktaydılar. Bay Stanton. Albay Baker. Sayın Başkan. Evet efendim, Savaş Bakanlığı'ndan ne haberler? General Sherman'dan haber var mı? Haberler iyi. Sherman Savannah'a doğru yola çıkmış. Arkasında ise bir kurbağayı doyuracak kadar bile yiyecek bırakmıyormuş. Haberler gerçekten iyi Sayın Sekreter. Teşekkürlerimi sunarım. Eğer savaşı kazanmamız için Güney'in açlıktan ölmesi gerekiyorsa bırakın Sherman devam etsin. Ama ben bunda eğlenceli bir yön göremiyorum. Biraz acımasızlık çok yararlı olabiliyor. Yoksa savaşları nasıl kazanabiliriz? Haklı olabilirsiniz Bay Stanton. Savaşı kazanmak için acımasızlık gerekli olabilir ama barışı kazanmak için güvene ihtiyacımız var. Aynı fikirde misiniz Albay Baker? Eğer herkes birbirine güvenirse Sayın Başkan, korkarım ben işsiz kalırım. Ulusal dedektif polisine kimin ihtiyacı kalır ki? Senin gibi yetenekli bir eminim zararsız bir yığın vatandaşı hapsetmekten daha yararlı bir iş yapabilir, öyle değil mi? Özür dilerim Sayın Başkan, pek zararsız denemez. Her yeri casuslar sarmış, Montreal'de dolaplar çeviriyorlar. New York'u yakmayı planlıyorlar. Başka neler planladıklarını da Tanrı bilir. Tehlikeyi göze alabilir miyiz? Her işin kendine göre tehlikesi vardır. Sayın Başkan. Bakıyorum albayla aynı fikirdesiniz. Kesinlikle öyle. Bu odadakilerin yarısına bile güvenmem. Bizzat Albay Baker'dan başlayarak. Burada dostlarınız kadar düşmanlarınız da var bu gece. Muhalefet belki ama düşman değil. Ward, güvenmek için aynı fikirde olmak şart değil. Tanrı adına demokrasi fikirleri birbirine en zıt olduğu bir yönetim şeklidir. Ve en iyisi. Siz nasıl adlandırırsanız adlandırın ama sırtınızı dönmeyin onlara. Ward Lemon endişelenmekte çok haklıydı. Lincoln'un tekrar seçilmesinin kutlandığı bu gecede dahi ihanet o çirkin başını kaldırmıştı. Başkanın en güvenilir adamlarından olan Kaliforniya senatörü John Jones davete katılmamıştı. Davet yerine John Wilkes Booth adında bir aktörle bir iş toplantısına gitmişti. Duyduğuma göre repertuarınızda sahne dışında oynanan bazı roller de varmış. Fazla mı açık konuştum? Kaçakçılık ve ablukayı yarmak bugünlerde Maryland'da en önemli işlerdenmiş bildiğim kadarıyla. Öyleyse sanırım bazı teklifler ilginizi çekebilir. Teklifinizi duymadım henüz. Ne teklif edeceksiniz? Posta yollarındaki parolalar her gün değiştiriliyormuş. Senato komitesi 6 haftada bir yeni liste dağıtıyormuş. Sanırım böyle bir liste özellikle nakliyat için çok önemlidir. Ne kadar? Her liste için $3000.